Ben... Şimdi inceleme yapacağız dedik. İlk sürüş yapacağız dedik. Biraz daha nispeten çoğu kişinin ulaşabileceği motorlarla başlayacağız dedik ama önümüze hemen bu videoyu yayınlamamızın arkasından bu motor çıktı ve bu motorla bir ilk sürüş videosu çekme imkanımız oldu. Biz de dedik ki Triumph Street Triple R'ı bulmuşken kaçırmayalım, bununla bir ilk sürüş videosu çekelim. Şimdi önümdeki motor 2018 model Triumph'ın Triple serisindeki küçük kardeşi Street Triple'ı. Fakat Street Triple'lar 3 farklı modele ayrılıyor. Bunlardan biri bu önümüzdeki modelin olduğu gibi R. Biri S versiyonu, diğeri de RS versiyonu. Bu R kardeşimiz, bu S ile RS'in tam arasında kalan model. Şimdi çok ufak bahsedelim, bunlara girersek çünkü konu böyle sakız gibi uzar. Ne farklarımız var? S versiyonu en alttaki kardeşimiz dedik. R ortadaki, RS de en üstteki versiyonu. Bu modeller arasında ufak beygir farklılıkları, bazı amortisör farklılıkları gibi ufak ufak ama böyle küçük toparlamalarla güzel dokunuşlar var. Bu versiyonu 118 beygir, 118 PS diye geçiyor. 116.4 fabrika verileri horsepower olarak geçen R versiyonu. S versiyonu 113 PS, RS versiyonu ise 123 PS. RS böyle dolu dolu yani. Şimdi bu motorda ne var şöyle bir baktığımız zaman 2018 Street Triple R'da. Öncelikle bir motor bloğu var, artık 765 cc olmuş Street Triple R. Eski versiyonu Daytona sevenler falan çok iyi hatırlar. 675'ti, 675 cc'di. Bu hacim birazcık büyümüş ve motor artık birazcık daha güçlenmiş. Teknolojiler eklenmiş. Şimdi zaten üstüne oturduğumda bazı şeyleri göreceksiniz. Lastiklere girmek gerekirse arkada Diablo Rosso lastiğimiz var. Bu lastiği bizim ülkede seviyorlar. Bu lastik 180, 55 ve 17 inç. Arka lastiğimiz 180, ön lastiğimiz ise 120 ebatlarında. Detaylarına çok girmiyorum. Jant ölçüleri 17 gibi devam edebilirim ama sonuçta bu bir ilk sürüş konsepti ve ilk gördüğümüz şeylere bakıyoruz. Güzel bir selemiz var. Selemiz nispeten sert. Yani böyle yumuşak bir sele değil. Böyle oh yaylım değil ama zaten bu tip bir naked motorda böyle inanılmaz rahat bir sele beklemek de zaten çok doğru olmaz. Bir de ne görüyoruz? Arov egzoz görüyoruz. Bunu yolda çok seveceksiniz çünkü zaten triple'ların hep farklı bir sesi, tınısı var böyle ciğerden gelen. Bununla daha da tatlı olmuş. Yolda siz de eminim benim kadar keyif alacaksınız. Şöyle bir baktığımız zaman önde 4 pistonlu Brembo kaliperler görüyoruz. Arkada ise tek pistonlu gene Brembo devam ediyor. Bu frenler ABS ile beraber muazzam çalışıyor. Söyleyecek pek bir şey bırakmamışlar açıkçası. Bir de ne görüyoruz? Şova amortisörlerimiz var. Binelim ya. Bu kadar başını anlattık. Zaten bindiğimiz zaman bazı şeyleri daha iyi göreceksiniz ama genel olarak tasarımına baktığınız zaman eski triple'a göre daha keskinleştirilmiş gibi geldi bana. Daha modernize edilmiş. Her zaman Triple'da görmeye alıştığımız bu ayrık kafası, böcek tasarımı ve bu rengiyle Triple dışarıdan baktığınız zaman mükemmel duruyor. Burada kırmızı detayları, parça kalitesi olarak gerçekten çok beğendiğim bir motosiklet oldu ve detayları böyle dikkatli baktığınız zaman çok hoşunuza gidiyor. Şimdi motora ilk bindiğimiz zaman bizi burada 17.4 litre genişliğinde bir benzin deposu karşılıyor ve şöyle düzelttiğimiz zaman karşımıza 5 inç boyutunda bir TFT ekran görüyoruz ve bu ekran teknolojisi, çözünürlüğünü biz çok beğendik. Önce ekran sizi böyle bir mavi ışıkla karşılıyor. Sonra bu ışık beyaza dönüyor ve kontrast ayarları, parlaklık ayarlarını hava durumuna göre kendi yapıyor. Burada benzin uyarı ışıklarımız, uzun uyarı ışıklarımız, hatta önce çalıştırıp konuşalım. Sıcak olduğu için kafamız birazcık rahat. Devir arttıkça orada göstergenin ışıkları falan da değişiyor. Şimdi burada havayı görüyoruz, saati görüyoruz, modumuzu görüyoruz, sürüş modumuz. Farklı sürüş modlarımız var. Sporu var, ıslığı var, yolu var. Burada benzin uyarımızı görüyoruz. Benzinimiz birazcık az kaldı. 38 kilometre kadar bir menzilimiz var. Şimdi burada modlar baya baya bir değişiyor. Buradan home butona basıyorsunuz. İşte sürüş modları, bike setup'ınız, şuradan hepsini kontrol edebiliyorsunuz. İşte yana kaçıyoruz. Rider, rain, road, sport modları, 3 sürüş modu ve sürücünün modları, ABS ayarları, map ayarları, traction kontrolleri farklı kademeli. Buradan girip siz ayarlarını değiştirebiliyorsunuz ve hepsini buradan seçmek çok kolay. Burada kendinize kayıtlı stiller oluşturup kafanıza göre, yani mesela virajlı yolda istediğiniz ayarları açabiliyorsunuz. Düz yolda açabiliyorsunuz. Hepsini değiştirebiliyorsunuz ve bu ABS uyarı ışığımız yanıp sönüyor. Yürüdüğümüz zaman kesilecek. Burada bike setup'ımız var. Indicator ayarlarımız, servis ayarlarımız. Servisimize bir 130 km falan kalmış bu motorda. Buradan da ekran ayarları, dili, üniteleri, saatleri, tarihleri falan. Yani kullanımı, buradan bir şeyleri bulması gerçekten kolaylaşmış.
Şu moddan çıktığımız zaman home butonla önümüze ekranımız geri geliyor. Bu tuşa basıp keza modlarımızı gene buradan seçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi yağmur, bulutu görüyoruz. İşte düz yol, virajlı yol, kaskla rider modu. Farklı ayarlara da gidebiliyoruz. Şimdi bunu bir kapatalım. Biz kendimiz virajlı yollarımızı seçelim. Birazdan virajlı yollara çıkacağız çünkü. Keza şöyle bir şey yapabiliyoruz. Trip 1, Trip 2'yi gene buradan görmek durumunda kalıyoruz. Motorumuz şu anda tam 670 kilometrede. Yeni bir motor zaten. Dediğim gibi 2018 model. Keza buradan değiştirip servise kaç kilometremizin kaldığını, tarihi güncellenmemiş. Oto kontrastı, hararet göstergesini ve kaç saattir sürdüğünüz ve ortalama kaç kilometre saat hızla gittiğinizi gösteren trip bilgileri var. Şimdi böyle anlattık ama artık birazcık yola çıkma zamanı sanki. Buradan sürüş modumuzu seçelim. Bize yakıt tüketimimizi verdi, anlık tüketimimizi verdi, bir de menzilimizi verdi. Şurada da vites göstergemiz var. Bu da ince bir detay. Bu vitesi attığınız zaman vites bakın bu şekilde değişiyor. Burada da yakıt göstergemiz var. O birazcık can sıkıyor. Yani yakıt göstergesi muazzam ama bastığınız zaman böyle düşüşünü izlemek birazcık canınızı sıkıyor şimdi. Yalan yok. Hadi yola çıkalım. Bir orada test edelim. Burada da dörtlerimiz var ayrıca. Biz motorla yaklaşık bir 30 kilometredir falan beraberiz. Biz bayağı birbirimize alıştık. Bu egzozun ses olayı şöyle arkadaşlar. Henüz Scrambler Ducati'den sonra bunu kullandığım için ve bu bildiğiniz gibi 118 beygir 3 silindirli bir motor. Scrambler'dan sonra bazı tepkileri elbette ki farklı. Garipçe de inanılmaz tatlı virajlardayız. Yollar da çok güzel. Frenlerimiz mükemmel çalışıyor. Monoblok, Brembo'lar tartışmaya birazcık kapalı gibi. Yola oturuşu çok keyifli. 77 Nm bir torka sahip. Bu tork çok güzel randımanlı geliyor. Ama biraz traction'la savaş yapıyorlar. Ülkemiz yol şartlarında göz önünde bulundurduğumuz zaman şöyle bir durum oluyor. Siz gazı komple açıyorsunuz. Bakın ekran beyaza döndü. Gazı komple açtınız. Arka lastik yolu bırakmak istiyor. Orada traction devreye giriyor ve birbiriyle böyle bir kavga haline geliyor. Böyle bir... Siz bu kavgadan çok fazla etkilenmiyorsunuz ama hissediyorsunuz bu kavgayı ve ondan sonra o traction seviyesine göre gaz açmayı birazcık öğreniyorsunuz. Motora hakim olmak çok kolay. Birazcık alıştıktan sonra birbirinize inanılmaz tatlı oynayabiliyorsunuz Triple'la. Eskisinden sonra daha hakim, daha bana kompakt hissettirdi. Neden bilmiyorum. Eskisini de kullanmıştım. Eskisinin abisini de kullanmıştım İzmir'de, onu da hatırlarsınız. Bir de ne dikkatimi çekti? Şanzıman çok güzel çalışıyor. Bakın. Çok yumuşak ve sizin hatalarınızı affeden, debriyaj hatalarınızı affeden bir şanzımanı sahip Street Triple. Böyle şey olmuyor yani. Bıraktım, ara vitese düştü, kaybettim falan. Tabii ki 3 silindirinde bu affetme boyutunda katkıları var ama kendi şanzıman sistemi de gayet güzel bu işi dengeliyor. Burada bir detayı sevmedik. Burada baktığımız zaman çok güzel bir ekran. Bilgiler her şey önümüzde. Sürüş modu her zaman önümüzde. Vites her zaman önümüzde. Ama bu aynaları birazcık kaba buldum. Yani bu Rizomo'nun böyle ince aynaları vardır. Genelde 696 Monster'ların üzerinde görürsünüz böyle. Genelde o motorlar birazcık modifiye edilmiş olur. Biz şuralardan bir yerden bir dönüş yapalım. Ne görürsünüz o Monster'larda? Böyle ince, daha küçük, daha böyle sivri aynalar vardır. Bu aynalar sanki bu motorun bu keskin tasarımına birazcık kaba kalmış gibi duruyor. Yani benim tabii ki görüşüm bu, kimileri bunu sevebilir keza bu şekilde. Uzunların şöyle bir detayı var. Bu far tuşumuz gerideyken uzunlara bastığınız zaman şuradan, normalde bunu mesela bir Honda'da selektör tuşu olarak görürsünüz. Selektör butonu olarak. Bu buton aşağıdayken bastığınız zaman uzunlar açılıyor. Fakat bu buton yukarıdayken bastığınız zaman selektör haline geliyor. Tabii ki farlar da bu butonla beraber değişiyorlar. Drive
ne demiş abi? Demiş ki ben de demiş 3 silindir bir motor bloğu var. 765 cc'lik. Ben 3 silindirden tork da alırım, beygir de alırım. Yani hem yüksek hızlara da çıkarım hem de düşük hızlardan hızlanmamı, ivmemi de arttırabilirim. Bunu güzel kullanmış abi. Burada konuşturmuş işi. Bunu bir de traction'la süsleyince, kademeli traction'la olay güzel olmuş abi. Motor pek şeylik değil. Yani bence artçılı kullanıma pek uygun değil. Zaten ufak arkada şöyle bir selemiz var. Tekrar buraya bir görüntüsünü koyalım. Evet, tabii ki arkaya 40-45 kilo bantlarında bir ablamız seve seve oturabilir. Ama bunun üzerindeki kullanıcılarla bu motor çok rahat olmayacaktır arkadaşlar. Bu motor biraz daha böyle tek kullanmaya, hafta sonu Şile'ye gazlayayım, bir MT-09 bulayım. Ondan sonra ne bileyim bir CB650F bulayım. Birazcık takılayım motoru bu. Şehrin gece gezen çocukları için mesela, böyle ben de bayılırım, böyle gece 11'den sonra falan yollar çiçek olur özellikle İstanbul'da. O zaman inanılmazdır gezmek. Bu onun çocuğu gibi. Tabii elektronik gaz. Dolayısıyla gaz böyle açtıkça açasınız geliyor. Böyle şeyi de var, yeri de var onun. Bazen doğru devirleri yakalayamazsınız. Çünkü devir aralığı birazcık geniş. Hızlanmayı biraz geç alabiliyorsunuz. Dolayısıyla vites oranlarınızı hızınızla doğru kullanmanız lazım bu motorda performanslı kullanım için. Tabi ortalama yakıtımız fabrika verilerine göre 4.7, 5.3 gibi bir şey diyor ama bu kullanımlarda bu tüketim 6-7 litrelere çıkıyor. Gene de sınıfına göre iyi bir ekonomisi var, iyi bir tüketim var. Tabii ki daha da zorlarsanız daha yüksek değerleri görebilirsiniz ama ekonomik kullanımda rahatlıkla 5 litrenin altına düşüyor ilginç bir şekilde. Süspansiyonlarımız, amortisörlerimiz güzel çalışıyor. Böyle nasıl diyeyim size, sertle hafifi 1-10 arasında sıralasak bu motora 6 diyebiliriz. Yani birazcık serte çalıyoruz, o kadar hafif de değiliz. Bunu da zaten yol tutuşu için yapıyoruz diyor Triumph aslında burada. Böyle gazı açıp bıraktığınız zaman bir daha geldiğiniz zaman hemen geliyor. Hemen böyle tepkileri çok güzel. Tepkileriyle çok eğlendik. Neyden bahsettik? Gidişi tatlı dedik. Fren gayet güzel. Amortisör sistemimiz, süspansiyon sistemimiz keyifli. Konfor iyi. Depo falan bizi bir sarıyor. Böyle tutuyor. Motora hakimiz. Küçük CC kullanıcıları bu motora geçtiği zaman böyle "Oo, bu iriymiş, biz buna hakim olamıyoruz" demezler. Fakat düşük CC gibi bazı yerlerde tepki verirsen o zaman da biraz canını sıkabilir. Hele ki elektroniklerimiz devrede değilse traction gibi. Peki bu motorun ne dezavantajları var? Şimdi bu kadar eğlendik, keyif aldık, öyle dedik, böyle dedik. Şimdi öncelikle motorumuzun tasarımı bazı kişiler tarafından sevilirken bazı kişiler tarafından sevilmiyor. Bu böcek, bu ayrı tasarım. Triumph kullanıcılarının genelde aşina olduğu bir özellik. Ama diğer kullanıcılar, Japon kullanıcıları, İtalyan kullanıcıları keza bu tasarımla çok hoşbeş olmayabiliyorlar. Bu bir. Aynaları beğenmedik. Aynalar dediğim gibi bir nispeten ince ve daha klas olabilirdi bence. Tabii ki bu benim kararım. Egzoz sesini çok beğendik. Fiyatımıza gelmemiz lazım tabii ki. Malum Triumph İngiliz. Dolayısıyla kurlarla ağır bir savaşı var. Burada da şöyle bir durum geliyor. Şu an kullandığım motosiklet R versiyonu ve bu motosiklet şu anda 11.990 euro gibi bir etikete sahip. Yani bu ne? 12.000 euro demek. Bunun RS versiyonu galiba, yanlış olmasın, 2.000 euro daha pahalı olmalı ve S versiyonu da 1.500 euro daha ucuz olmalıydı. Bu motoru almak için 50 ile 70 arasında bir bütçeye sahip olmanız gerekiyor. Tabii ki orada arada modellerin seçimi size kalmış. Henüz bir aksesuarı katmadım. Birazcık kendi sınıfında fiyatından gol yiyor. Fiyatlar konusunda maalesef ki Triumph kendi dezavantajına, bir de tabii ki yeni gelen bu ek vergi zammı %20'lik de bu motoru etkileyen şeyler arasında. Benim yanlış hatırlamıyorsam bu motora ek vergi zammı geldiği için 1500 euro kadar bir bu motora zam geldi. Bu da 7500 lira gibi bir şeye tekabül ediyor, tahmin edersiniz ki. 50 bin liralık giriş versiyonu aslında 42.000-43.000 liraya alınabilecekken şu anda bu vergi zammından dolayı maalesef ki 50 bin liraya alıyoruz. Bu da bu sefer rakipleri olan motorlar arasında bir tık dezavantaj yemesine sebep oluyor. Rodajı da biraz bitse o zaman daha da keyifli kullanabiliriz ama motoru hem emanet olduğu için hem de rodajda olduğu için çok da zorlamıyorum. Çok konuştum ya. O zaman isterseniz birazcık Street Triple'da baş başa kalalım. Ben çok fazla konuştum. Bakın traction'ın kavgası dediğim şey tam olarak buydu. Ha şu var, şimdi o kadar anlattık, bir de Apache'lik kısmına geçelim. Ne keyifli olur. Bununla şimdi traction'ı kapatırsın. Tamam mı abi? Biraz da alışıp böyle özümsedikten sonra bu motoru bir yanlamaya başlarsın.
Sizi var ya, sizi temin ediyorum ki çok eğlenirsiniz. Yeni lastiklerin ve motorun da tam kondisyonda olmasıyla bu iş daha da keyifli hale geliyor. Bakın giriyorum viraja. Çektim, açıyorum. Burası kandırıklı bir viraj. Başta hafif gelip sonrasında ağırlaşıyor. Size egzozu bir de şöyle göstereyim. Evet, Street Triple'da çok keyifli bir 45 dakika geçirdik. Umarım siz de benim kadar eğlenmişsinizdir. Bu üst sinirli bebeğe şimdi elveda diyoruz. Belki başka bir zamanda tekrardan karşılaşırız. Corlas'a da ayrıca teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz kanala destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bu motorla ilgili ya da benimle ilgili görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Başka videolarda, başka motorlarda ve başka sürüşlerde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Aslında gelmediğimi de söyleyebiliriz. Motoru hiç bırakmak istemiyorum. Takasa girelim mi lan bununla?